Edirne Belediyesi ile Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası arasında kentteki pazar yerlerinin işletilmesine ilişkin protokol imzalanması konusu Şubat ayı olağan meclis toplantısında görüşülmüş ve oy birliğiyle kabul edilmişti. Söz konusu protokol bugün Edirne Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda imzalandı. Toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Pazarcılar, Seyyar Satıcılar ve Manavlar Odası Başkanı Şeref Asır'la odanın başkan vekili Murat Yüksel katılım gösterdi. Başkan Gürkan, imzalanacak protokolle birlikte tüm sebze meyve pazarlarının düzeninden odanın sorumlu olacağını ifade etti. Edirne'mizdeki sebze meyve pazarlarının yönetmeliğe mevzuata uygun işletilmesi için bir meclis kararı almıştık. Kanunen pazarcıların temsilcisi olan Edirne Pazarcılar Odası ile Edirne Belediyesi, belediye kanunu ve pazar yerleri işletilmesi hakkında yönetmeliğe ilgili maddelerine göre bir protokolümüzü imzaladık. Edirne'deki bugüne kadar öyle değildi, bugüne kadar öyleydi ama süresi dolmuştu onu. Şimdi bu meclis kararında yani kazdığımız protokolü sevgili Pazarcılar Odası Başkanımız Şeref Asır ve Murat arkadaşlarımla imzalayacağız. Bundan sonra pazarın düzeninde tabi zabıta her zaman yanlarında olacak ama doğrudan onlar da sorumlu olacaklar. Edirne'deki tüm sebze meyve pazarları bugüne kadar açılmış olan, bunlar da açılmış olan. Bugüne kadar niye beklediniz? 2 ay önce bu karar alındı. Yeni yaptığımız cumartesi pazarını yetiştiririz diye bekledik ama gerek firmanın kendi içinde yaşadığı tedarikçilerle yaşadığı sorunlar, gerekse hava şartlarından düşükse yağmurlar nedeniyle bir türlü cumartesi pazarını yetiştiremedik. Yaklaşık 2 aya yakın bir gecikmemiz söz konusu oldu. Bugüne kadar Ocak sonunda açmayı planlıyorduk. Maalesef yetiştiremedik. Hayırlısı olsun. Bizden sonra açılışı yapılır. Önemli olan Edirnelilere hizmet verecek olması. Eski pazar yerimiz biliyorsunuz deprem yönetmenine uygun olmadığı için karot testleri yapılmıştı, beton testleri yapılmıştı. C35 olması gereken beton numaraları C15-16'lara kadar düşük çıkmıştı orada karot raporlarında. O yüzden orasını acilen bir yenileme kararı almıştık. Yani bu kapsamda da gerektiği yerler yapıldı, çalışmalar yapıldı ama dediğim gibi hem firmanın kendi içinde tedarikçileriyle yaşadığı sorunlar hem de hava şartlarından dolayı gerçekten bir türlü yetişmedi. Biz de düzgün bir iş olsun istedik. Yapmışken tam anlamıyla bitsin. Ondan sonra pazarı oraya taşıyalım istedik. O yüzden bir müddet daha kısa bir süre, bu 15-20 gün olabilir. Aynı yerinde, mevcut geçici yerinde hizmet vermeye devam edecek. Cumartesi pazarı, çarşamba pazarı. Bittiğinde de yeni göreve gelecek arkadaşlarımızla odamız beraber orasının düzenlemesini yapıp orada hizmet vermeye devam edecekler. Edirne'mize, pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. Oda Başkanı Şeref Asır da protokolün hazırlanma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Sayın Recep Başkanım 10 yıl boyunca Edirne'mize hizmet etti. Ona gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Esnafımıza ve halkımıza yeni pazar yerimizde hayırlı oluruz. Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Oda Başkanı Şeref Asır protokolü imzaladı.